Arkadaşlar merhaba, Güley Hala kanalına yeniden hoş geldiniz. Güley Hala ikizler bebeğimizin kıyafetlerini öreceğiz. Öncelikle ben aslında kıyafetler için bir video çekmeyi düşünmüyordum. Bunu söylemiştim videolarımın başında da ama talep geleceğini gördüm. Bazı arkadaşlar şimdiden talep ettiler. O yüzden özellikle onlar istedi diye şöyle kısaca hemen pratik bir video çekmeyi düşündüm. Önce şu tulumu göstereceğim size. Arkadaşlar ben bu Güley Hala ikizler bebeği ince ip ve ince tığ ile ördüm. Yani küçük bir bebek olmasını istediğim için. Bu bebek şu anda 28 santim, 25 ile 28 santim arasında. Siz eğer mesela nakopur lanta gibi kalın bir ip ve kalın tığ ile örerseniz bebekleriniz daha iri, daha büyük olacaktır. O yüzden öreceğiniz kıyafet sayılarını ölçerek yaparsanız benim vereceğim sayılardan ziyade daha kıyafetler üzerine güzel oturacaktır bebeklerinizin. Ben yine de sayı vereceğim. Ama siz benim verdiğim sayılarda yaptığınızda dar gibi olacak olursa birazcık daha büyüteceksiniz sadece. Ben bu tulumları 34 zincir çekip 32 sık iğne ile başlamıştım. Aynı şekilde yapacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34 tane sık iğnemi yaptım. Şu iki tane zincir atlayıp 3. zincirimden itibaren sıra sonuna kadar tüm zincirlerime sık iğne yapacağım. Evet, şu şekilde tüm zincirlerimin üzerine sık iğnelerimi yaptım. Şurada uçları birleştiriyorum arkadaşlar. İlk sık iğneye. Şöyle örerek birleştirip tüm sık iğnelerimi örerek devam edeceğim. Buradan itibaren artık spiral bir şekilde şöyle 6 sıra örüp şuradaki sıra başına gelin arkadaşlar. 7 sıra örmüş olacağız şu birinci sırayla birlikte. 6 sıra örelim. Şu birleştirdiğimiz noktaya gelelim. Evet, şöyle 6 sıra ördüm. Şu ilk ördüğümüz sırayla birlikte 7 sıra olmuş oldu arkadaşlar. Şu tam bakın birleştirme yerinde bir tane artırma yapacağım bu sırada. Şöyle iki tane aynı yere sık iğne yapıp tüm sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Bu artırmamızı yaptığımız sırayı tamamlayıp bu sıranın üzerine 5 sıra örelim. Tekrar orta noktaya gelelim. Artırdıktan sonra 5 sıra ördüm. Şimdi bir ölçeceğim bebeğimin ayak kısmını bir ölçeyim. Bol ve biraz kısa olduğu zaman çok sevimli duruyor. Ben pembeyi biraz uzun yapmışım. Hoşuma gitmedi mesela. Bunu biraz kısa yapacağım. Şöyle şuradan çorap olacağı için bu gözüksün istiyorum. Bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Artırdığım yerin üzerine 6 sıra örmüş olacağım. Ondan sonra bırakacağım. 13. sıra bu. Ördüğüm zaman 14 sıra örmüş olacağım. Şimdi tabii paça boyu sizin kendi zevkinize kalmış. Siz de bebeğinize bu şekilde ölçün. Şöyle ölçtüğünüz zaman bakın paça bol dursun. Yani böyle daracık bir paça olduğu zaman hoş durmuyor. Bol daha sevimli duruyor. Şöyle ölçün. Benim gibi kısa yapmak istiyorsanız şurası birleşme yeri olacağı için daha uzun yapmak isterseniz bir iki sıra daha, iki üç sıra daha örebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Benim için bu yeterli. Şöyle bir sıra daha örüp şurada bitireceğim ortada. Şöyle arkadaşlar paçalarımızın her ikisi de hazır. Şunlar şu birleşme yeri tam paçanın iç kısmında kalacak şekilde olsun. Bunun hemen yanındaki sık iğne ve diğer paçayı birleştirdiğim sık iğnenin dibindeki sık iğneyi de alıyorum. Şöyle ikisini birlikte örerek aldım. Bir kez daha aynı şeyi yaptım. Her iki paçadan da şuradan bir tane daha alacağım. 4 kez
Birlikte örmüş oldum paça iç kısım için. 4 sık iğne ile birlikte örerek birleştirmiş oldum. Şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle birleştirdiğim yere kadar geldim. Burada tabii zincirle birleştirmediğimiz için şuradaki son sık iğneyi yapınca bir diğer paçadaki şu birleştirmeyi zinciri kaydırdığımız yere giriyorum. Şöyle tüm sık iğneleri örerek birleştiriyorum arkadaşlar. Boştaki bakıyorum tüm sık iğneleri örerek. Noktaya geldim arkadaşlar. Şu anda sayı çok önemli değil. Dediğim gibi siz ölçerek yapacaksınız ama 62 tane sık iğnem var. Şimdi bunu 7 sıra örelim ve ilk başladığımız noktaya gelelim. Evet arkadaşlar, şu birleştirme yaptığımız sıradan sonra 7 sıra yukarıdan ördüm. Toplamda 8 sıra olmuş oldu. Şimdi buradan itibaren şuradan bir tane hemen kesiyorum. İlk birinciyi arka orta gibi ya da ön orta bilemiyorum. Daha sonra şey yaparız. Tam ortadan birinciyi kestim. 5 tane sık iğne yapıp bir tane eksilterek bu başladığım noktaya kadar geleceğim. 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne, bir azalt. Çift alıyorum bakın. 1 2 3 4 5 Bu şekilde 5 sık iğne bir eksilterek şu başladığımız noktaya kadar gel. Şimdi 3 sıra düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Tüm sık iğnelerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Üç sıra öreceğiz ve şu başladığımız noktaya geleceğiz. Şöyle bakın, bel kısmında hafif içe doğru girdik. Şuradaki azaltmalardan sonra 1, 2, 3 sıra ördük ve başladığım noktaya geldim. Şimdi bu sırada 4 tane azaltacağız. Göz kararı da yapabilirsiniz. Azaltmalarımız tam şu paçaların, bakın şöyle ortalarından baktığınızda şöyle 1, 2, 3, 4 tane sık iğne azaltmış olacak şekilde olacak. Şimdi burada 6 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane keseceğim. Buradan sonra da şuradaki kesintiye gelene kadar 10 tane sık iğne örüp bir tane keseceğim. 3 kez yapacağım bunu. 10 tane öreceğim. Bir tane keseceğim. 1 2 9 ve 10. 10 tane ördüm, bir tane kesiyorum. Tekrar 1 9 ve 10. 10 tane ördüm. İkinciyi kesiyorum. 10 tane örüp bu sırada üçüncü azaltmam.
Bir. Ve 10. 10 tane örüp 3. kez azaltıyorum. Sırada da 4. azaltışım oldu. Şurada da 6 tane örüp azaltmıştık. Bu sırada da 4 tane azaltmış olduk. Şimdi bir sıra öreceğim. Bu azaltma yapmış olduğum sırayı. Evet arkadaşlar, bir sıra azalttıktan sonra şöyle bir sıra geldim. Bir sıra ördüm. Şimdi şuradan şu yana kadar geleceğim. Yanda bir iki tane sık iğne kalana kadar sık iğnelerimi öreceğim. Tane sık iğne kalmış şeklinde bıraktım bakın. Şimdi geri döneceğim buradan. Artık git gel öreceğiz. Bir tane zincir çektim. Döndüm. Hemen dibine batıyorum bakın. Hemen dibine baktım. Aynı şekilde diğer uçta yandan baktığımda iki sık iğne kalacak şekilde ayarlayıp oradan geri döneceğim. Evet, bu şekilde. Bakın 1 2 sık iğne burada kaldı. 1 2 sık iğne de burada kaldı. Geri dönüyorum. Tekrar bir tane zincir çektim, döndüm. Hemen ilk sık iğnemin olduğu yere. Şurada bir tane sık iğne bırakacağım arkadaşlar. Bakın sondaki sık iğneyi bıraktım. Zincirimi çektim, geri döndüm. Aynı şekilde bu diğer başta da bir sık iğne bırakıp geri döneceğim. Her sırada bir tane eksiltmiş oluyoruz sık iğne sayımızı. Evet, şuradaki son sık iğnemi yaptım. Burada bir tane bıraktım. Zincirimi çektim, geri döndüm. Evet, bu sırada da şöyle bıraktım, geri döneceğim. Şuradan 1 2 3 4 4 sıra daha böyle git gel yapalım arkadaşlar. Sonra bir ölçerek bakalım. 4 ya da 5 sıra sonra bitmiş olması lazım. 4 sıra yapalım. Şu noktaya geldiğimizde tekrar bir bakalım. Şöyle git gel 4 sıra daha yaptım arkadaşlar. Şimdi bir ölçeceğim. Ondan sonra bir sıra daha belki gerekli olursa yaparım. Bu yeterli gibi. Tekrar gitmeyeceğim. Yoksa şu ön kısmı çok kapansın istemiyorum. 2, 4, 6, 8 sıra örmüş olduk. Şöyle git gel yaparak. Benim için bu yeterli. Siz kendi bebeğinizi ölçün. Arzu ederseniz şöyle bir sıra daha gidip şurada da bırakabilirsiniz. Bunu burada keseceğim artık. Şurada kesiyorum. Ön tarafı bitirmiş oldum. Bu şekilde. Şimdi şu arka tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne atladım. Şu 6. sık iğneye ilk sık iğnemi yapacağım. Şöyle aynı yere tekrar giriyorum.
Şu şekilde buradan geri dönüyorum. Aynı önde yaptığımız gibi. Şuradan döndüm. Şöyle 4 sıra bir gidip gelelim arkadaşlar. Ondan sonra ölçerek bakalım. İlk sırayı şöyle bitirdim. Yine aynı ön taraftaki gibi eksilterek 4 sıra gidip gelelim. 2 3 evet 4 sıra şöyle gittim geldim. Bir sıra daha gideceğim arkadaşlar. Döneceğim şuradan. Evet, bir sıra daha yapmış oldum. Buradan geri dönüyorum arkadaşlar. 5 tane sık iğne yapacağım. Zincirimi çektim, tekrar döndüm. Burada bakın geri dönmüyorum. 5.'yi de ördüm. 2 tane zincir çektim. Geri dönüp şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradan 2 3 4 ve 5 deyip şunu bıraktım bir tane. Tekrar buradan geri dönerek bu tarafa doğru kaydırmış olduk. Şöyle kesmeden arkadaşlar tüm 5 sık iğneyi git gel. 4 sıra 5 sıra bir örelim. Şöyle bakın. Şöyle bir iki sıra daha örüp bir ölçelim. Bu askılarını bebeğinize ölçerek kesin arkadaşlar. Yani sıra iplerin inceliğine, kalınlığına göre değişebiliyor. Şimdi şurayı yaptıktan sonra bir giydirip bakacağım. Evet, bu yeterli benim için. Şimdi buraya düğme için yer bırakacağım. Ondan sonra bir sıra sonra da bitireceğim arkadaşlar. Şimdi zincirimi çektim, döndüm. İlk sık iğneme batıyorum. 3 tane zincir yapacağım. 2 3 Şuradaki sık iğneme battım. Ve yanındakine son sık iğnemi zincirimi çektim geri dönüyorum. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. 3 tane de zincirin içine yapacağım. 1 2 ve 3. 3 tane de zincirin içine yaptım. Şuraya sık iğne yapmadan kaydırarak bitirdim. Şunu da şöyle şuradan gizleyeceğim. Daha sonra şöyle bakın şu düğmede sihirli halkanın içerisinde 8 tane sık iğne arkadaşlar. Evet, şu ortada boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. sık iğneme gireceğim. Askısı 5 sık iğneden oluştuğu için 1 2 3 4 5 sık iğnelik bıraktım.
Şu ilk baştakine iki kez giriyorum. Yine. Şuradan. 2. 3. Dört. Şöyle 5. İki tane zincirimi çektim. Buraya artırmamı yapıyorum bir tane arkadaşlar. Zincirime sık iğneyi yaptım. Şuradaki ilk birinci sık iğnem. Üç, dört ve 5. Şurada bırakıyorum. Bakın sık iğne. İlk yaptığım sık iğneyi bıraktım. İki tane battığım yeri. Geri dönüp dört ve 5 tane sık iğne. Şimdi git gel düz bir şekilde diğer askısı gibi yapacağım. Diğer askı gibi. Evet arkadaşlar, tulumumuz bu şekilde bitirdik. Evet, çok tatlı oldu. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde hem kız hem erkek bebek için yapabileceğiniz bir tulum. Şu bel kısmına yapmış olduğumuz sık iğneden kaynaklanan bir potluk var. Ama sürekli tulum giydirecekseniz onu sökebilirsiniz. Hani çok da kötü bir görüntü değil. Şimdi yapacağımız ipi şöyle katlarına ayırıyorum. İpiniz kalınsa tek kat. Eğer bu şekilde çok ince bir ipin katlarını ayırıyorsanız şöyle iki kat olarak kullanabilirsiniz. Şimdi şu paçadan başlayalım. Paçayı göstereyim size. Şu yandan, yan taraftan yukarı doğru çıkacağım için şu yandan başlıyorum arkadaşlar. Her sık iğnenin içinden ipimi, iğnemi geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Dikiş yapar gibi. Şuradan tekrar geri dönüp bir sonraki sık iğneye. İğne ardı dediğimiz yöntemle dikiş yapan arkadaşlar bunu bilir. Bilmeyenler için ayrıntılı anlatıyorum. Bu şekilde her sık iğneyi dikerek atlıyorum. Çok aşırı derecede çekmeyin. İpiniz biraz bunlar bol kalsın. Yoksa yok olup gidiyor, arada kayboluyor. Bolca yapın. Sadece göstermek amaçlı size. Paçayı yapacağım. Geri kalan kısımlarını siz tamamlarsınız kendi bebeğiniz için. Evet, bu şekilde
kotlardaki dikişler gibi görünsün diye yapmıştım ben ilk. Bakın şöyle. Zaten fotoğraflarda görebilirsiniz. Şu paçayı paçadan yana yukarıya doğru şurayı yaptım. Sonra şöyle bir cep görüntüsü vermek için şu kısımlarda bakın. Zigzag yaparak yukarı çıkıp arkaya da şöyle bir cep görüntüsü yaptım. Arzu ederseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar ayakkabıda da aynı model ayakkabı örüyorum. Sadece şu üst kısımda farklılaştırıyorum. Şimdi ayakkabılarımızı örmek için 7 tane zincirle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen şu birinci değil, ikinci zincirimin içine 4 tane sık iğne yapacağım. Ve 4. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğim. 1 zincirimin üzerine 2 3 ve 4. Evet, 4 zincirimin üzerine 4 tane sık iğne yaptım. Şuradaki son zincirimin içine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Buradan dönüyorum arkadaşlar. Şuradaki sık iğnelerin karşılarını yapacağım. 4 tane. Zincirimin diğer tarafı burası. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Evet, buraya bir tane isterseniz şöyle bir işaretleyici için ip koyun. Burası sıra başımız. Şimdi şurada 4 tane aynı zincirin içerisine yapmış olduğumuz 4 tane sık iğnenin içerisine çifter sık iğne yapacağız. 8 tane sık iğne yapacağız. Her sık iğnenin içine çift batıyorum arkadaşlar. Bakın 2 tane yaptım. Bir sonrakine tekrar çift batıyorum. Diğerine de o 4 tane sık iğnemizin içerisine çift batarak 8 sık iğneye çıkardık burayı. Şuradaki 4 sık iğnemi örüyorum. Sıradaki 1 2 3 ve 4. Şuraya çift yapacağım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Arttırıyorum burada. Bir tane tek sık iğne yapıp bir tane daha arttıracağım. Tek sık iğnemi ördüm. Şuraya yine çift batıyorum. Ve 4 tane sık iğnemi sıra başına kadar öreceğim. 2 3 ve 4. 21 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıramızda şu ilk sık iğneme bir tane tek sık iğne yapacağım. 1 şuraya çift. Bir tane artırıyorum burada. Bir tane tek yaptım, bir tane çift. Şimdi bir tane tek, bir tane çift yapıyorum. Aynı şekilde bir tek, bir çift tekrar yaptım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yapmış olduk. Burası ön tarafı olacak pabucumuzun. Şuradan 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 4 ve 6. 6 tane sık iğnemi ördüm. Burada bir tane artırıyorum arkadaşlar. Çift batıyorum. 6 sık iğneden sonra 7. sık iğneme çift battım.
4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane tek yaptım. Şuraya bir tane çift yapacağım. Geriye kalan sıra başına kadar olan sık iğnelerimi de öreceğim. 3 tane sık iğnem var. 2 ve 3. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar 26 tane sık iğnemiz var. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp 1 2 tane sık iğne yapıp şurada artırma yapacağım. Aynı yere 2 tane battım, artırmamı yaptım. 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şu 7. de bir tane daha artırıyorum şurada. Tekrar artırdım. 6 tane sık iğne yapıp bitireceğim beyazı. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Şu 6. sık iğnemi şöyle bolca kaydırdım. Öreceğim çünkü sonra onu ve burada bitiriyorum beyaz ipimi. Ayağımızın tabanı hazır. Şimdi bebeğimi ölçtüğüm zaman bu benim bebeğime göre biraz tabii büyük yapıyorsunuz tabanı. Şimdi bebek ayakkabısı ya da bebeğin tabanını yaparken arkadaşlar bu tabanı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ördüğünüz bebeğin tabanını ölçerek istediğiniz kadar büyütüp ayakkabı ya da bebek tabanı yapabilirsiniz bu tabanlarda. Mühim olan şuralarda artırma yaparak gerdirmemeniz. Şimdi ben bunu sıra başına kadar tamamlamadım. Burada yarım bıraktım. Çünkü sıra başına kadar tamamlarsam bebeğime büyük gelecek pabuç. O yüzden burada bırakıyorum. Pembe ile öreceğim arkadaşlar bir sıra. Bunun için şöyle bu sırayı blo yaparak örüyorum. Tam arka ortada geçtim bakın rengi. Şöyle blo yaparak pembeyle bir sıra öreceğim. Pembeyle şöyle blo yaparak bakın. Blo yaparak geldim. Şu son öreceğim sık iğneyi şöyle maviyle örerek alacağım. 28 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. 28 sık iğne de bırakmıştık beyazı. Üzerine devam ediyoruz renklerle. Bu pembeyi de yine blo yaparak ayakkabımın üst rengiyle devam ediyorum. Evet, blo yaparak şöyle ördüm arkadaşlar. Bir sırada normal sık iğne olarak tüm sık iğnelerimi örüyorum. Bir sıra mavi ile ikinci sıramı yapmış oldum düz sık iğne olarak. Şimdi tekrar blo yapacağım arkadaşlar. Aynı renkle devam ediyorum. Bu sırayı blo yaparak öreceğim. Arkanın ortasındayım. Sıramı tamamladım blo yaparak. Şimdi arkadaşlar 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğnemi ördüm. 9 sık iğnemi ördüm. 5 tane keseceğim arkadaşlar arka arkaya. 1 2 3
4 ve 5. 5 tane kestim. Kalan sık iğnelerimi arkaya kadar öreceğim. Sekiz ve dokuz. Evet. Şöyle burun kısmını kesmiş oldum arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar modelin bir tanesi bu. Şu şekilde önü bağlamalı olduğu için şöyle iki model papuç yapmıştık. Her ikisini de zaten aynı modelden yaptık. Şimdi şu model için kız bebeğimizdeki modelimiz için 7 tane daha sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane daha sık iğne yaptım. Buradan 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Şunun bakın tam şu karşı şöyle saymanıza gerek yok. Şunu tam şöyle ortaladığınızda arka kısmını ve ön kısmını şu şekilde yaptığınız zaman tam şuraya batıyorum. Oradan itibaren arkaya kadar öreceğim. 2 3 4 5 6 tane örüp şurada bitiriyorum. Şöyle kaydırdım 7.'yi. Şöyle bitiriyorum. Bu kız bebeğimin pabucu olmuş oluyor. Şu şekilde. Bu şekilde bitirdiğimizde bu pabucu yapmış oluyoruz. Arkadaşlar erkek bebeğimiz için. Şurayı sökerek göstereyim size. 7 tane sık iğne yapmıştık biliyorsunuz. Orada zincir çekmiştik. Şuradan devam edelim. Şurada 8. sık iğneyi de örüyorum. 3 tane keseceğim arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 tane kestim. Arkaya kadar sık iğnelerimi örüyorum. İki tane daha keseceğim ön tarafta ve arkada bitireceğim. O yüzden şöyle ön tarafa kadar şu ilk kestiğimden bir önceki sık iğneden başlamak istiyorum. Bu tarafa doğru kaymasın diye papuç. O yüzden şimdi bir tane daha sık iğne yapıp yani kesmelerin ön kısmında kalması gerekiyor. O yüzden kaydırmamak için. Şöyle iki tane kestim. Ve arkanın ortasına kadar sık iğnelerimi örüp ayakkabıyı bitiriyorum. Evet. Bu da erkek bebeğimizin papucu gibi model olan. Bunun şu ön kısımlarını arkadaşlar beyaz iple bağcık bağlıyorum. Şu tam öne gelecek yerden ipimi çekeceğim. Şuradan geçirdim. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. sık iğneye
İpin diğer ucunu alacağım. Şimdi aynı hizadan bakın bir üst sık iğneden diğer onun hemen üzerindeki sık iğneye geçiyorum. Tığımı geçiriyorum. İpimi buradan çekiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru bir sıra çekmiş oldum. Şöyle. Şimdi bu diğer ipimi de yine aynı şekilde şunun aynı hizasındaki şöyle hemen bir yanındaki sık iğne bir üstte tığımı üst kısmından geçirip şu ipimi de buradan geçireceğim. Şöyle bir çarpı işareti olmuş oldu. Şuradan girdim ve bir üst sık iğneden tığımın ucunu çıkartıp şöyle çarpı iki tane çarpı işareti yapmış olduk. Şöyle ipinizi burada da bağlayabilirsiniz. Bebeğinize giydirdikten sonra da uzun bırakmışız ipi. Şuradan keseyim. Evet, diğer pabucu da bu şekilde yaptım. Kolay, basit bir yöntem. Basit bir model. Şöyle her ikisi de aynı model ayakkabıdan yapılan aynı modelden iki tane papuç yapmış oluyorsunuz. Teşekkür ederim arkadaşlar benimle birlikte ördüğünüz için. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.